mimarlığın da içinde yer aldığı dizayn çok ön plana çıkmaya başlayacak. O yüzden bazı üniversiteler bu anlamda dizayn konusunda çok ciddi çalışıyor. Bunun bir numaralı üniversitelerinin başında Stanford geliyor. Bu üniversite inanılmaz derecede özellikle mimarlık fakültesinin mikro, mezo ve makro diye tanımladığı alanları içinde, mimarlık fakültelerinin içine yer alan, yani mikro demek, mimarlık fakültesi çok büyük bir fakültedir ve genel itibariyle minicik bir detayı alabilir. İşte örneğin bir kapı kulübü bir mikrodur, bir mücevher bir mikrodur. Ayasofya'yı düşünün. Ayasofya'nın kapısının üzerindeki detaylar aslında bir mimarın mikro seviyesinde aldığı bir detaydır. Mezo diye tanımladığımız kısımlar ise insandan biraz büyük olan kavramlar, tasarımlar ve sonrasında da makro diye tanımladığımız alan olarak nitelendirilen büyük monumentlar, yani büyük eserlerin yapıldığı işte müzeler, büyük tren istasyonları, büyük işte müzik hall'lar, aklınıza gelebilecek büyük işte barajlar, nükleer santrallerin yapılması, büyük işte güneş enerjisi, elektrik enerjisiyle çalışan büyük santrallerin yapılması gibi bir büyük alanı inşaat mühendisliğiyle beraber devreye alır. Mimarlık alanı özellikle bazında bakıldığında ikiye ayrılıyor. Bir teknik mimarlık, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okutulan mimarlık gibi kolon hesaplarının yapıldığı mimarlık. O mimarlık biraz out, yani o mimarlık daha çok işin teknoloji kısmı ile değerlendirildiğinde o kısım çözülmüş durumda. Ama sanatsal mimarlıkta büyük bir açılım var. Özellikle sürdürülebilir mimarlık alanı çok büyümekte ve sürdürülebilir mimarlık alanı özellikle de engineering design diye tanımladığımız alanla müthiş bir örtüşme noktası içinde. O yüzden bu anlamda design, sustainable architecture ile beraber karşımıza mimarlık eğitiminin yanında ürün mimarlığı, ürün tasarımı, bu anlamda interior architecture diye tanımladığımız, bu anlamda iç mimarlığın çok daha farklı boyutları ve keza industrial design ile beraber çok önemli bir yeni isimle karşımıza yeni bir alan çıkıyor. Onun adı engineering design. Yani aklınıza gelebilecek bir iPhone'un, aklınıza gelecek bir Alexa'nın, kullandığımız teknolojilerin kullanımları sürecinde yeni modellerin tasarlanması konusu çok ön plana geliyor. Bu da mimarlığın mikro ve mezo alanlarına ciddi olarak devreye alınmış bir konum. O yüzden mimarlığı klasik bir anlamda mimarlık olarak tanımlamak çok yanlış. Bunu kesinlikle iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu anlamda mimarlık fakültelerini seçerken, mimarlık bölümlerini seçerken mutlaka stratejik seçilmesi gerekiyor. Mesela şu anda 5 tane öğrencime mimarlık odaklı bir başvuru yapıyorum. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Bu başvuruları yaparken işte aklınıza gelecek üzere Yale'den Harvard'a kadar, Columbia Üniversitesi'nden işte Amerika'daki üniversitelerin dışında geri kalan aklınıza gidebilecek İngiltere'deki üniversiteler bazında ya da Hollanda'daki üniversiteler bazında değerlendirildiğinde ona göre değerlendirmek ve bakmak gerekiyor. Aynı perspektifte bu tür bir mimarlığın değişimini Türkiye'de de 3 üniversitede çok temel olarak görüyoruz. Belki 4 diyebiliriz. Bunların başında ODTÜ geliyor. Arkasından İTÜ ve Mimar Sinan'la beraber belki Bilgi ve Özyeğin'i de devreye alabiliriz ama Amerika'da özellikle bakıldığında gerçek anlamda bu anlamda Stanford başta olmak üzere UC Berkeley'nin, UCLA'nin çok temel itibariyle mimarlık alanında ya da İngiltere'de bakıldığında UCL ve Association of Architecture diye tanımladığımız AA, yine geçen sene de bu sene de çok öğrenci yerleştirdim. O yüzden bu anlamda çok kıymetli üniversitelerin olduğunu görebiliyoruz. İşte özellikle Hollanda'da Delft diye tanımladığımız üniversiteler var ve son dönemde özellikle İtalya'ya karşı da bir ilgi var. Ama ben İtalya'da Politecnico di Milano ve Torino dışında çok fazla İtalya'ya özellikle bu pandemi döneminde öğrenci göndermeyi tercih etmiyorum. Tercihimi daha çok Avrupa'da mutlaka ve mutlaka Hollanda'da kullanıyorum.